SCK Grup İnşaat ve Zekiütü, İbrahim Turgan ve Servet Şahin'le Doyumsuz Türküleri sunar. Zekiütü, 8 yıllık tecrübemizle ve 25 kişilik personelimizle ütü paket servisiyle hizmetinizdeyiz. Her türlü ütü paket işleriniz için telefon 0537 470 85 25. Bursa'da Demirtaş Hamamı'nda Hüseyin Polat'ın yanındayız, şu anda ziyarete geldik. İrfan abiyle birlikte. Öncelikle Servet kardeşime ve kız ablamıza hoş geldiniz diyorum Bursa'ya. Sizleri burada görmekten mutluluk duyuyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de bizlerden inşallah mutlu kalırsınız. Biz mesleki olarak işte bizim Tokat yöresinin, işte Sivas'ın Hafik yöresi insanların böyle bir hamamcılık Tozanlı bölgesinin böyle bir hamamcılık sektöründeyiz. Aşağı yukarı 40 yılımı tamamlamış bir vaziyetteyim. Şu anda bu işi oğlum İrfan'a yavaş yavaş devrediyorum. Ben kendim emekliyim aynı zamanda, ama fakat yine de duramıyoruz yani. Ben çalışmayı seven bir vatandaşım aynı zamanda. Memleketimde Kolköy, Almus'un en son köyü Kolköy. Yıllarca bu işi yapıyoruz. İşte bilmiyorum, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani hamamcılık sektöründe de bayağı başarılar kazandığımızın kanaatindeyim. Çevremizden de bunu duyuyorum. Herkes de bize saygı, sevgi gösteriyorlar. Teşekkür ederim o halkımıza da. Bursa'dayım. Aşağı yukarı 1988'de yap işlet devretmeliyle bu Demirtaş Hamamı'nı kiraladık. Ve o tarihten bu yana işte 18-20'ye yakın bir tadilat sürdü. O tarihten bu yana işte 90 yılının birinci ayın birinde açtık. O tarihten bu yana da işletmeciliğini yapıyoruz, çalıştırıyoruz. Ve de şu anda bir problemimiz yok şükür. Başka yerlerde de Ankara'da Osmanlı İş Merkezi ve Gebze Marmara Sağlık Kulübü. Şu anda İzmit merkezde bir inşaatım devam ediyor. Oğlumla bir hamam inşaatımız devam ediyor. Böyle çalışıp gidiyoruz. Şunu söyleyeyim, Allah'a çok şükür ediyorum. Çünkü biz köylerde genç dönemimizde, 20 yaşlarımızda, 22 yaşlarımızda, 25 yaşımıza kadar her taşın tepesinde bir ayağımızın izi kaldı. Oralardan buralara geldik, çobancılık yaptık. Hiç mesleğimizi küçümsemedik ve hor görmedik. Zaten benim en büyük şeyim odur. Yani zengin olursun, para kazanırsın ama sonuçta mesleğini hor gördüğün zamanlarda Allah da seni hor görür. O zaman tekmeyi vurur. Yani tokadı yersin, Rabbimin tokadını yersin. Benim hiç öyle bir adetim olmadı. Öyle şeyi de zaten sevmem. Kurur kibir sevmem. Ben herkesle iyi anlaşan ve herkesi hoşgörüyle seven bir vatandaşım. Aşağı yukarı şu ana kadar, 76'dan bu tarihe kadar ben 30 kişiden ortakçılıktan ayrıldım. Şu anda bile her gün harama hatırımı sorarlar. Gereğini bana saygısını gösterirler. İşte Hacı abi derler, sen şöylesin böylesin. Yani benim iyi olduğumu söylerler. Hep böyle hoşgörülü ve sevecen, ne bileyim artık insanlara yumuşak bir davranışımla, uzlaşmacı kimliğimle herkes beni uzlaşmacı olarak tanır. Şu anda 7-8 ortağımla devam ederim. Ben toplantıda benim olmam, oğlumu gönderirim. Onlar da der ki Hacı abiyle sen de gel. Beni çağırırlar. Ya ben ne yapayım işte, İrfan gidiyor ondan ne görürsen. Abi sen olduğun zaman biz kendimizi rahat hissediyoruz derler. Yani bu da beni onurlandırıyor yani, sevindiriyor. Arkadaşlarıma da ortaklarıma da teşekkür ediyorum bu sebepten dolayı. Yanımda yine İrfan Ağa var. Bakalım Ankara'da buluşuyoruz devamlı. Evet. Bugün de burada Bursa Demirtaş Hamamı'nda yerinize geldik. Evet, geldik. İsmim İrfan Polat, Hüseyin Bey'in oğlu oluyorum. Demirtaş Hamamı'nda 87 yılından beri buradayız Allah izin verirse. Daha da devam edecek. Burada işte sabah saat 8'den gece 12'ye kadar burada devamlı buradayız. Biraz sıkıcıdır. Sabır isteyen bir iştir burası. Nasıl Bursa insanları? İyi. Bursa insanları sıcak. Sen onlara iyi bakarsan onlar sana iyi bakıyor. İlgi göstersen onlar sana ilgi gösteriyor. Hizmete geliyorlar zaten. Bu iş artık sektörü hizmete dayalı. Kaliteye dayalı gibi bir şey yani. Hizmet sektörü. Allah'a şükürler olsun işte burası sayesinde Ankara'ya, Gebze'ye, şu anda da İzmit'e giriyoruz.
İzmit biterse zaten bir patlama daha olacak Ankara'da. Onu bekliyoruz. Bundan gerisi Allah'a çok çok şükür etmek lazım. Çalışmaya devam. Çalışmaya devam. Allah'a şükür olsun. Bir işte Ankara'da ortağımız var, Fevzi Doğan. Onunla güzel bir ortaklık devam ediyor. Cafer Doğan'la güzel ortaklık. Onlara da selamlar olsun. Onlara da selamlar diyelim buradan. Benden de selam. Keşke 20 sene, 25 sene önce karşımıza çıksaymışlardı. Yani çok iyi insanlar. Allah'a şükürler olsun. Herkese Allah böyle ortaklık nasip etsin. Öncelikle sizin aracılığınızda bütün Tozanlı'ya selamlar olsun. Tozanlı'nın bütün köylerine ve Bursa'da Demirtaş Hamamı müşterilerine, bizi izleyen bütün Bursalılara da selamlar olsun diyorum. Sizlere tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Bir şey değil. Hepimizden, bizden de aynen onlara selam söyle. Tozanlı Deresi'ne selamımızı söylüyoruz. Büyüğünün ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Hepsi abim, kardeşim, evladım. Hiç şey yok. Ben kapım herkese aç. Tüm İnsanlığı seviyorum. Servet kardeşim, olay bu. Benim de size şunu söyleyeyim. Aynı yörenin insanı olarak da sizlerden de böyle bir işleri yapmanız hakikaten gurur verici, onur verici. Şimdi paramız da olmasa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Niçin biliyor musun? Yani görmedik bugüne kadar böyle bir şey. İşte bu vesileyle memleketimize bir selam gönderiyoruz. Halını hatırını soruyoruz. Onlar bizi dinliyor. Ulan şu adam diyor, Allah razı olsun, iyi diyor, bak diyor. Böyle olmak gerekir. Sonuçta vesile bu. Olmak sebep size. Bir söz alıyorum. Yapacağımız gece 13 Mayıs'ta Allah'tan bir aksilik olmazsa. O gece Ali Başkanım sağ olsun, Sarıören Başkanımız da burada aramızda, zaten hep yanımızda da. Halayın başına geçiyoruz mu? Halay çekeriz. Ondan şüphem olmasın. Güzel ellik oynarım. Ali kardeşime de teşekkür ediyorum aynı zamanda. Evet, Ali Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Muhabbet sohbetleri güzel. İnşallah bu muhabbetlerimiz ömür boyu devam etsin. İnşallah. İnşallah.